Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda polinomlar konusundan genel bir soru çözümü yapacağım. Polinomlar konusundan konu eksiniz varsa arkadaşlar 10. sınıf oynatma listesinden ya da TYT Matematik oynatma listesinden vurup izleyebilirsiniz. Şimdi biz ilk soruyla başlayalım. Bakın birinci soruda arkadaşlar px bir polinomdur diyor. Px'in derecesi en çok ve en az demiş. Bize m artı neyi soruyor? Şimdi arkadaşlar polinom olma şartı. Polinom olması için arkadaşlar bir ifadenin x'in kuvvetleri doğal sayı olacak. Zaten bakın burada 2 var doğal sayı. Burada 1 var gözükmüyor da doğal sayı. Bir de ne var bakın 4 bölen var. 4 bölü e'nin arkadaşlar bu ifadenin polinom olması için bir doğal sayı olması lazım. Yani n'in 4'ü tam bölmesi lazım. N'in 4'ü tam bölecek ve doğal sayı olacak. 1, 2 ve 4 yazabiliriz n yerine. Bunların negatiflerini yazmıyorsunuz. O zaman kuvvet doğal sayı olmaz. Şimdi arkadaşlar ifadenin derecesi en az en çok diye sormuş. Şimdi n yerine arkadaşlar bakın 1 yazarsanız bu ifade şöyle olacak. Px polinomu n yerine 1 yazarsanız x kare artı x üzeri 4 artı 3x eksi 1 olacak. Şimdi n yerine 2, n yerine 4 yazarsak arkadaşlar, n yerine 2, n yerine 4 yazarsak px ifadesi şöyle olacak. Bakın x kare artı x kareli bir ifade gelecek. Artı 3x eksi 1. Ve 4 yazarsanız arkadaşlar px ne olacak? Px ne olacak? X kare artı x artı 3x eksi 1 olacak. Şimdi derece x'in kuvvetlerinin en büyüğü. X'in kuvvetlerinin en büyüğü bakın en çok kaç oluyor arkadaşlar? 4 oluyor. Yani en çok bu polinomun derecesine 4. Ya da derece en az kaç oluyor arkadaşlar? Gördüğüm x'in kuvvetleri en az kaç oluyor? 2 oluyor. Bu polinomun derecesi en az ne diyeceksiniz? 2 diyeceksiniz. M artı n'i soruyor. M artı n ne diyeceksiniz arkadaşlar? 6. Bu da tersten arkadaşlar. Bakın px polinomlarının dereceleriyle ilgili bilgiler vermiş. Bize derece px nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi eğer polinomun derecesini bilmiyorsanız kendiniz polinomu şöyle seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın px polinomunun x üzeri m seçtim. Px'in derecesi m. Qx polinomu da arkadaşlar x üzeri n seçtim. Qx'in derecesi de n. Şimdi bakın birinci ifade p kare x çarpı Qx. Yani bunun karesini alıyorum. Bakın dikkat x üzeri m'in karesini alıyorum. Çarpı ne diyorum? X üzeri n diyorum. Bunu da düzenlerseniz arkadaşlar x üzeri 2m olur. Çarpı x üzeri n. Üstleri topluyoruz. Üstleri toplarsanız arkadaşlar 2m artı n neye eşit olacak? 16'ya. Derecesi kaç diyor? Çünkü 16 diyor. O zaman 2m artı n bakın üstleri topladım. 2m artı n derece 16 ise üstü neye eşitledik arkadaşlar? 16'ya eşitledik. Px bölü Qx'in karesi diyor. Şimdi Px x üzeri m arkadaşlar. Qx'in karesi x üzeri m'in ne diyeceğiz? Karesi diyeceğiz. Bu da arkadaşlar x üzeri m bölü x üzeri 2n diyeceğiz. X üzeri ne diyeceğiz? 2n diyeceğiz. Bu sefer üstleri çıkartıyorsunuz arkadaşlar. M eksi 2n geliyor. Bakın bu sefer derece arkadaşlar bu. Derece bu. M eksi 2n de neye eşitmiş arkadaşlar? M eksi 2n neye eşitmiş? Eksi 2'ye eşitmiş. Şimdi derece px diyor. Yani bize neyi soruyor arkadaşlar? M'i soruyor. O zaman n'i yok edeceğiz. N'i yok etmek için şu yukarıdaki ifadeyi 2 ile çarpıyorum. Yukarıdaki ifade 2 ile çarparsanız bakın yukarısı ne olacak arkadaşlar? 4m artı 2n eşittir 32. Aşağıda ne var? M eksi 2n eşittir eksi 2 gelecek. Şimdi oranlarsanız, taraf tarafa toplarsanız bu n'ler gidecek. Sol taraf 5m, sağ taraf da 30 olacak. Her tarafı 5'e biliyorsunuz. M'ye diyeceksiniz? 6. Zaten biz px'e x üzeri m demiştik. Px'in derecesi ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 diyeceğiz. Px polinomu şu şekilde vermiş arkadaşlar. Polinomun x eksi 1 ile kalansız bölündüğüne göre m kaçtır diyor. Arkadaşlar polinomda kısa yol kalanı şöyle biliyorsunuz. Bölen polinomunu sıfır eşitliyorsunuz. Buradan en yüksek dereceli x'i çekiyorsunuz. Yani x'i ne bulduk? 1 bulduk. Gidip bu polinomun x yerine 1 yazıyorsunuz. X yerine 1 yazdığınızda bakın x yerine 1 yazarsak burası 1 olacak. Burası 1 olacak. Burası 1 olacak. Yani 3 eksi 4 artı 2 artı m. Kalansız bölünüyor demek kalan 0 demek arkadaşlar. Buradan m'yi bulabiliriz. Bakın 3, 2, 5, 1 gitti. 1 artı m eşittir 0 diyeceğiz. M'yi karşıya atarsanız ne bulacaksınız arkadaşlar? Eksi 1. Px polinomunu vermiş bize. Px artı Px toplamı nedir diye soruyor. Elimizde Px var arkadaşlar. Px elimizde var. Px'i tekrar yazıyorum. Bakın x kare eksi 2, x eksi 1. Px arkadaşlar x gördüğünüz yere ne yazıyorsunuz? Eksi x yazıyorsunuz. Eksi sayıları da eksi ifadeleri parantez içinde yazarsınız. Burası bakın eksi 2 çarpı eksi x eksi 1. Şimdi bunu düzenlerseniz arkadaşlar p eksi x olacak. Eksi x'in karesi x kare. Bakın burası eksi x artı olacak. Artı 2x. Dışarıda ne kaldı? Eksi 1. Şimdi taraf tarafa topluyorsunuz arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsanız bunlar gidecek. Burası bakın 2x kare olacak. Yan taraftan ne gelecek? Eksi 2. 2x kare eksi 2 diyeceğiz. Bu hangisi arkadaşlar? Edirne sadece yerini değiştirmiş. Devam ediyoruz. Px polinom x eksi 2 ile bölümden kalan 12. Arkadaşlar kalanı nasıl buluyormuşuz? Bölen polinomu sıfır eşitliyormuşuz. X'i ne buldunuz? 2. Bunu gidiyorsunuz. Bölünen polinomu da yazıyorsunuz. Yani x'lerini 2 yazıyorsunuz Px'de. P2 neye eşitmiş arkadaşlar? P2 neye eşitmiş? 12'ye eşitmiş. Bölüm ise Qx diyor. Şimdi burada bir de bölümden bahsetmiş. O zaman Px'i şu bölme algoritmasını yazacağız arkadaşlar. Px polinomu bakın x eksi 2'ye bölmüş. Bölüm ne diyor arkadaşlar? Qx diyor.
Kalan neymiş arkadaşlar? Kalan 12 diyor. O zaman px buradan sağlama yaparsak px şöyle bir polinom olacak arkadaşlar. X eksi 2 çarpı qx artı kalan. Kalan kaç? 12. Sonra bize bir bilgi daha vermiş. Bakın qx polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan 3. Bunu 0'a istiyorsunuz. X'e ne yazacaksınız arkadaşlar? Eksi 1. Nerede? Hangi polinom bölüyorsanız orada bakın. Q eksi 1 de neye eşitmiş arkadaşlar? Q eksi 1 de neye eşitmiş? 3 eşitmiş. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? Px'in diyor. Px'in diyor. X kare eksi x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın bunu kısa yol göstereyim size. Şu ifadeyi bu bölünen ifadeyi, bölen ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. Bakın oraya çarpanlara ayırsanız arkadaşlar x eksi 2 çarpı x artı 1 yapar. Eğer buradaki çarpanlarla yukarıda verilen çarpanlar tutuyorsa işlemi kalanla yapabilirsiniz. Tekrar en son bölen polinomuz. Çarpanlarına ayırıyorum. Bakın çarpanlarına ayırınca x eksi 2 x artı 1 geldi. Buradaki çarpanlarla bize verdiği ifadedeki çarpanlar tutuyorsa işlemi kalanla yapabilirsiniz. Ne demek tutuyorsa? Şu arkadaşlar bakın. Buradaki birinci çarpan x eksi 2. Bakın x eksi 2'ye bölmüşüz. İkinci çarpan x artı 1. Bir de zaten neye bölüyor? Bakın x artı 1'e bölüyor. Yani çarpan tutuyor. Şimdi işlemi neyle yapacakmışız? Kalanla yapacakmışız. Kalan da nerede arkadaşlar? Cevap şıklarında. Şimdi siz bakın cevap şıklarında P2 x'in 2 yazdığınızda 12 bulacaksınız. Tekrar cevap şıklarında x'in 2 yazdığınızda 12 bulacaksınız. Bakın burada 2 yazarsanız 12 bulamazsınız. Burası 18 yapar. 2 yazarsanız burası ne yapar? Eksi 6 yapar. 2 yazarsanız burası yine 12 yapmayacak. 2 yazarsanız burası 12 yapmayacak. 2 yazarsanız bakın arkadaşlar burası ne yapacak? 12 yapacak. Eksi 1'e gerek bile kalmadı. P eksi 1 de bulabiliriz arkadaşlar. Bakın P eksi 1. Eksi 1 yazıyorum. P eksi 1 buradan ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Çarpı Q eksi 1 olacak. Artı 12 olacak. Q eksi 1 adam vermiş. Bakın 3 vermiş. Burayı 3 yazarsanız burası ne yapacak? Eksi 9 yapacak. Artı 12 diyeceksiniz. Bakın P eksi 1 de neye eşit arkadaşlar? 3'e eşit. P eksi 1 de neye eşit arkadaşlar? 3'e eşit. Hani çift cevap gelirse bir de bunu yazacaksınız. Çünkü bakın cevap şıklarının içinde eksi 1 yazınca bakın 3 veren sadece yine ne? Edirne arkadaşlar. Edirne. Her ikisini sağlıyor. Yani cevap şıklarında 2 yazdığınızda 12. Eksi 1 yazdığınızda 3 olan cevap arkadaşlar. Bunu kısa yol bu şekilde yapabilirsiniz. Altın soruyla devam edelim. Px eksi 2 bölü qx arkadaşlar ifadeyi bölüyü biraz farklı yazmış. Yani bu ifade şu arkadaşlar. Px eksi 2 bölü qx'miş. Eşittir x kare artı x eksi 3. Yani size bunu söylüyor arkadaşlar. Size daha sonra bakın qx polinom x eksi 3'e bölümünden kalan 1. Arkadaşlar bunu 0'a istiyorsunuz. X'i ne buldunuz? 3. Bunu gidiyorsunuz hangi polinom böldünüz? Qx'i bölmüşsünüz. Bakın Q'da yazıyorsunuz. Q3 neye eşit arkadaşlar? Q3 neye eşit? 1'e eşitmiş. Size bakın Px'in katsayılar toplamı diyor. Arkadaşlar bir polinomun katsayılar toplamını sorduğunda gidip bu polinomun x'ine 1 yazıyorsunuz. X'ine 1 yazarsanız size neyi soruyor arkadaşlar? P1'i soruyor. Şimdi şu ifadeye bakın. Siz aradığınıza odaklanın arkadaşlar. Aradığınıza. Siz ne arıyorsunuz? P1 arıyorsunuz. Şimdi buranın 1 olması için x'ine vermeli. Bakın P1 buranın 1 olması için x'ine vermelisiniz. 3 vermelisiniz. X'e 1 verirseniz yukarısı P1 olur. Aşağısı ne güzel Q3 oldu. X'e 1, 3 veriyorum bakın. 3 veriyorum. 3'ün karesi burası ne yapacak? 9. Artı 3 eksi 3 olacak. Şimdi arkadaşlar bakın Q1 neye eşitti? Pardon Q3 neye eşitti? 1'e eşitti. Buraya 1 yazarsanız P1 bölü 1 yapacak. Eşittir 9 yapacak. Dolayısıyla P1 neye eşit olacak arkadaşlar? 9'a. Devam edelim. Şöyle bir ifade vermiş. P1 3 ise diyor. Px'in x eksi 3'e bölümünden kalan nedir diye soruyor. Yine bakın şu bölen polinomu 0'a istiyorsunuz. X'e ne yazacaksınız? 3. Nerede yazacağız bunu? Hangi polinom bölüyorsak orada gidip burada 3 yazıyorsunuz. Size P3 soruyor arkadaşlar. P3 arıyorsunuz. Bu tarz sorularda arkadaşlar önce verilen istenen bir şey varsa onları yazın. En son şu ifadeye bakın. Şu ifadeye en son bakın. Kafa karışmasın. Şimdi bakın ben P3 arıyorum. Dediğim gibi aradığınıza odaklanıyorsunuz. Şimdi x'in 3 yazarsanız arkadaşlar ya buraya 3 yapacaksınız ya buraya 3 yapacaksınız. Sol taraf 3 yapıyorum bakın. X'in 3 yapıyorum. X'in 3 yazarsan burası P3 oldu. Karşı tarafta bakın 2 tane P2 artı 4 oldu. Şimdi bakın P3 P2'ye bağlı. Bana şimdi P2 lazım. P2 için x'in 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. X'in 2 yazarsanız bu sefer sol taraf P2 oldu. Sağ taraf 2 tane P1 artı 4 oldu. Bakın P1'i soru bize vermiş arkadaşlar. P1 neye eşit? 3 eşit. O zaman buraya 3 yazarsanız bakın P2'yi bulacaksınız. Oraya 3 yazarsanız 2 kere 3 artı 4. Yani P2 neye eşit arkadaşlar? 10 eşit. Bu bulduğumuz P2'yi burada yazıyoruz. 2 tane 10, 24 daha 24. İşte size P3 arkadaşlar. P3'te neye eşit? 24. Arkadaşlar soruların PDF linki açıklama kısmında var. Oradan hem boşuna hem de çözüm üstüne indirebilirsiniz. Şimdi yine bir çok terimli vermiş arkadaşlar. Çok terimli polinomun diğer ismi. Şimdi x artı 2 ile bölümden kalan nedir diyor. Bunu 0'a istiyorsunuz arkadaşlar. X'i ne buldunuz? Eksi 2. Bakın kalanı, kısa yol kalanı nasıl biliyoruz arkadaşlar? Bölen polinomu 0'a istiyoruz. Hangi polinomu bölmemizi istiyor? Şu polinomu. Gidip burada onu yazıyorsunuz arkadaşlar. X değerine ne yazacağız? Eksi 2 yazacağız. X'e eksi 2 yazarsanız bakın 2 kere eksi 2 eksi 4. Burası eksi 7 olacak. Arkadaşlar neyi arıyoruz?
P-7 arıyoruz. Ben bunu diyorum arkadaşlar. Bakın önce neyi aradığınızı, neyi ya da size bir şey vermişse onları yazın. Şimdi bu ifadeye en son bakıyorsunuz. Biz bakın P-7 arıyoruz. Şimdi buranın -7 olması için arkadaşlar x'e ne yazmalısınız? -8. X'e -8 yazarsam bakın yukarıdaki ifadede x'e -8 yazarsam orası P-7 olacak. Şimdi -8 yazıyorum. -8'in karesi 64. -5 çarpı -8 diyeceğim. Eksine 3. Bakın arkadaşlar burası 64. 8 kere 5 40 yaptı burası. Eksi eksi artı oldu. Eksi 3. 64 40 daha 104 3 çıkardık. Ne diyeceğiz? 101 diyeceğiz arkadaşlar. Cevap ne? 101. Devam ediyoruz. Px polinomunu x arkadaşlar b aşağı kaymış. Bakın px küp x eksi 4 x kare artı ax artı b. B'yi yukarıya taşıdım. Polinomunun diyor x kare eksi 3 ile bölümünden kalan 3x eksi 2'dir diyor. Buna göre diyor a çarpı b kaçtır diyor. Arkadaşlar yine bakın bölen polinom bu. Bölen polinom bu. X kare eksi 3x. Onu sıfıra istiyorsunuz. Bakın buradan en yüksek derece neyse onu çekiyorsunuz. Bakın yukarıda en yüksek derece x'i x'i çektik. Burada en yüksek derece x kare. Buradan x kareyi çekiyorsunuz arkadaşlar. X kare gördüğünüz yere yukarıda bölünen polinomda x kare gördüğünüz yere 3x yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazıyorum bakın. Şimdi burada x kare var ama orada x küp de var. X küpü de arkadaşlar x kareye göre parçalıyorsunuz bakın. Tekrar yukarıda bölünen polinomda x kare gördüğüm yere 3x yazacağım. Şimdi zaten burada x kare gözüküyor. Bakın x küpün içinde de x kare var. Onu parçalıyorum o yüzden. X kare çarpı x diyorum. Eksi 4x kare artı ax artı b. Şimdi bu polinomda x kare yerine 3x yazıyorum. Bakın şurada x kare yerine 3x yazacağım. Burası 3x çarpı x. Şurada da x kare yerine 3x yazıyorum. Burası 3x artı ax artı b diyorsunuz. Şimdi bakın burayı dağıtırsanız burası yine 3x kare olur arkadaşlar. Şurası eksi 12x oldu. Artı ax artı b. Tekrar arkadaşlar x kareden kurtulana kadar bu işlemi yapıyorsunuz. X kare yerine tekrar 3x yazıyorum. Bakın 3 çarpı 3x. Eksi 12x artı ax artı b dediniz. Şimdi kalan neymiş bakın arkadaşlar. Artık x kareden kurtuldum. Kalan neymiş? 3x eksi 2'ymiş. Artık bu bulduğunuzu x kareden kurtulduktan sonra neye eşleyeceksiniz? 3x eksi 2'ye eşleyeceksiniz. Bunu düzenleyelim bakın. 3x 3x 9x yapar. Eksi 12x burası eksi 3x yapar. Artı ax artı b arkadaşlar eşittir. 3x eksi 2. Sonra burada iki polinomun eşitliği yapacağız. İki polinomun eşitliği de şu arkadaşlar. Sol tarafta x'in katsayısı eksi 3 artı a. Sağ tarafta x'in katsayısı ne? 3. Sol tarafta sabit sayı b. Sağ tarafta ne? Eksi 2. Buradan a'yı ne bulacağız arkadaşlar? 6 bulacağız. B'yi ne bulduk? Eksi 2. Bize neyi soruyor arkadaşlar? A çarpı b'yi soruyor. 2 eksi 2 ile 6'yı çarparsak ne diyeceğiz? Eksi 12 diyeceğiz. Devam ediyoruz. Px polinomu şu şekil polinom. X küp eksi x artı 3 ile bölünürse bölümü vermiş. Arkadaşlar bölümden bahsederse oraya yani bölüme qx ya da başka bir şey derse bölme algoritmasını yazıyorsunuz. Arkadaşlar bölme algoritması dedim şu bakın. Px polinomunu bölmüşüz. Neye bölmüşüz? X küp eksi x artı 3'e bölmüşüz. Bölüm neymiş arkadaşlar? Bakın x üzeri 4 artı x küp eksi 6'ymış. Kalan neymiş arkadaşlar? Kalan da x kare eksi x artı 11'miş. Polinom x ile bölünürse kalan kaç olur diyor arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bölen polinomu 0'a eşitlersek zaten x eşittir 0 oluyor. X'e ne 0 yazacağız? Nerede? Px polinomu. Adam bize arkadaşlar P0'ı soruyor. P0'ı soruyor. Yani P0 soruyorsa direkt burada yazabilirsiniz. Bakın biz P0 arıyoruz. X'e ne 0 yazarsanız arkadaşlar burası P0 olacak. X'e ne 0 yazarsanız burası 3 olacak. Burası eksi 6 olacak. Kalan ne olacak arkadaşlar? 11. Şimdi buradan P0 elde ederseniz P0 ne eşit olacak? 3 ile eksi 6'yı çarpın. Eksi 18 artı 11. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 7 gelecek. Arkadaşlar burada doğal sayılardaki bölmeyi düşünmeyin. Bu polinomda arkadaşlar biz buranın büyüklüğüne küçüklüğüne normalde hani bu bölen sayı kalandan büyük olacak muhabbeti onu diyorum arkadaşlar. Biz buna derece olarak bakıyoruz. Yani bölenin derecesi kalanın derecesinden büyük olacak diye bakıyoruz. Yani x yerine 0 yazdıktan sonra oradaki 3 ile kalan 11 sizi şaşırtmasın. Yapılan işlem doğru. Eksi 18 artı 11 daha ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 7 diyeceğiz. Devam ediyoruz. 11'in soruyla. P eksponomunun derecesi Q eksponomunun derecesinden 2 eksiktir diyor. Arkadaşlar bu derece sorular direkt üslü sayı sorusu arkadaşlar. Üslü sayılarda 4 işlem biliyorsanız yaparsınız. Bakın derecesinden 2 eksiktir diyor. Yani P eksin derecesini arkadaşlar P eksi kendiniz seçiyorsunuz. Bakın x üzeri m seçiyorsunuz. Q eksin derecesi bundan 2 fazlaymış. X üzeri m artı 2 seçiyorsunuz arkadaşlar Q eksi. Tekrar bakın P eksin derecesi diyor. Q eksin derecesinden 2 eksiktir diyor. Yani Q eksin 2 fazla. Sana ne diyor bakın. Px küp. Yani p'de x'e x küp yazıyorum arkadaşlar. Burada x'e x küp yazarsam x küp yazıyorum. Üstüne ne yazacağım? M yazacağım. Çarpı q3x. Şurada 3x yazıyorsunuz arkadaşlar. 3x'in üstüne ne yazacağız arkadaşlar? M artı 2 yazacağız. Polinomunun derecesi kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Bu polinomun derecesi 6 demek arkadaşlar. Bu x üzeri 6'lı bir ifadeye eşit demek. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın burada üstler çarpılır. X üzeri 3m. Derecede arkadaşlar sadece x'in kuvvetiyle ilgileniyorsunuz. Yani buradaki 3 sizin kafanızı karıştırmasın. O kas sayılarla alakalı bir şey. Burada x'in kuvvetine gelir arkadaşlar. X üzeri m artı 2 gelir. Eşittir kaçmış? X üzeri 6 diyorsunuz.
Taban aynı üstleri topluyorsun. 4m artı 2 yapar üstleri toplarsam. Sonra taban aynı üstleri eşitliyorum. Karşıda 6 var. 4m 6'ya karşıya atarsak 4m neye eşit olacak? 4'e eşit. M'yi ne bulacağız arkadaşlar? 1 bulacağız. M'yi ne bulacağız? 1 bulacağız. Şimdi biz px'i ne seçmiştik? X üzeri m seçmiştik. M'yi de 1 buldun. O zaman px x üzeri 1'li bir polinom. Derecesi kaç o zaman px'in? Px'in derecesi soruyor değil mi? Evet, px'in derecesi 1 diyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yine kalan bulma sorusu. Bakın x kare neye eşitmiş arkadaşlar? X eksi 1 eşitmiş. Şunu şöyle yazacağız arkadaşlar. Bakın bunu nasıl yazacağız? X üzeri 6'yı şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. X karenin küpü şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi x kare de neye eşit arkadaşlar? X kare de neye eşit? X eksi 1 eşit arkadaşlar. X kare yerine ne yazacaksınız? X eksi 1 yazacaksınız. X eksi 1'in küpünü soruyor adam size. Şimdi bunu açacağız ya da şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu açacağız. Bunu çarpanlar ayırmadan açacağız. Bunun açılmış hali şu bakın. X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1. Bu birinci yol olsun arkadaşlar. Birinci yol. Çünkü çarpanlar ayırmayı bilmiyor olabilirsiniz. Bunu açtık arkadaşlar. X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1. Şimdi bakın biz x kare yerine x eksi 1 yazıyorduk. Şimdi burada x karelerinden kurtulana kadar bu işleme devam edeceğiz. Bakın x küpün içinde x kare vardır. Buraya x kare çarpı x diyorum. Zaten burada x kare gözüküyor. Artı 3x eksi 1 arkadaşlar. Şimdi x kare yerine ne yazacağız? X eksi 1 yazacağız. Bakın tekrar x eksi 1 yazıyorum. Çarpı x var. Eksi 3 çarpı x eksi 1 diyorum. Artı 3x eksi 1. Şimdi bakın burayı dağıtırsanız ne gelecek arkadaşlar? X kare eksi x gelecek. Eksi 3x artı 3 gelecek. Artı 3x eksi ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. 3x'ler birbirini ne yapar? Götürür. Şimdi x kareden kurtulamadık. Tekrar yazıyorsunuz arkadaşlar. X kare yerine tekrar x eksi 1 yazıyorsunuz. Bakın x eksi 1. Eksi x. Artı 3. Eksi 1. Bakın x'ler birbirini yine götürdü mü? Götürdü. Buradan 3. Eksi 2. Cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? 1 diyeceksiniz. Cevap edemi. Bunu şu şekilde de yapabilirdiniz arkadaşlar. Yani küp bu açılımı bilmeyen arkadaşım nasıl yapacak? Şöyle yapacak bakın. Soruyu tekrar şuraya sıkıştırayım. İkinci yol şöyle yapabilirsiniz. İkinci yol. Yine mantık aynı. X kare yerine x eksi 1 yazacağız. Biz x üzeri 6'yı soruyor arkadaşlar. Şimdi x üzeri 6'yı bu sefer şöyle yazalım arkadaşlar. Şimdi biz x kare yerine x eksi 1 yazacağımızı biliyoruz. Şimdi x küpü bulalım bakın. X küpü bulun. Her tarafı x ile çarpın. X küp neye eşit arkadaşlar? Her tarafı bakın. Şu ifadeyi her tarafı x ile çarpıyorum arkadaşlar. X küpü buluyorum bakın. X kare eksi x olur. Şimdi x kare neye eşitti? Bakın x kare neye eşit? X eksi 1. Gelip buraya x kare yerine x eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. X kare yerine x eksi 1 yazıyorum. X eksi 1 eksi x olur. Bunlar birbirini götürür. Bakın x küp neye eşit oldu arkadaşlar? X küp neye eşit oldu? Eksi 1'e. X üzeri 6 da arkadaşlar x kübün neyidir? Karesidir. Eksi 1'in karesi dersiniz. Cevabı yine 1 bulursunuz. Zaten bu daha kısa oldu bakın. Arkadaşlar 13. soruyla devam ediyoruz. Px polinomunu vermiş. Bakın x küp artı m artı 1 x 2 n eksi 1 polinomu diyor. X kare eksi 1 ile tam bölünebilmesi için diyor. Arkadaşlar kalan bulurken tam bölünüyor demek arkadaşlar. Kalan 0 demek. Kalansız der. Tam bölünüyor der. Ya da çarpanlarından biri der arkadaşlar. Bunların her birinde kalanı 0 eşiteceksiniz. Kalanı da nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kalanı bölen polinomu 0 eşitiyordun. Buradan en yüksek dereceli x'i çekiyorsun. Yani x kareyi yalnız bırakırsan x kare gördüğün yere ne yazacaksın? 1. Bunu gidiyorsun. Hangi polinomu bölüyorsan orada yazıyorsun. Yukarıdaki polinomu x kareye göre düzenliyorsunuz. Zaten bir tek x kübü düzenleyeceksiniz. Bakın x kübü şöyle düzenliyorum. X kare çarpı x diyorum. Artı m artı 1 çarpı x artı 2n eksi 1 dedik arkadaşlar. Eşittir ne? X kare yerine 1 yazınca bunu niye eşitiz arkadaşlar? 0 eşitiz. Şimdi x kare yerine 1 yazarsak bakın burası ne olacak arkadaşlar? X kare yerine 1 yazarsanız burası x artı m artı 1 çarpı x olacak. Artı 2n eksi 1 eşittir ne diyeceksiniz? 0 diyeceksiniz. Çünkü tam bölünüyor diyor. Kalan 0 olacak. Şimdi sağ tarafta 0 polinom var. 0 polinom şu demek arkadaşlar. X'in katsayısı bakın sol tarafta x'in katsayısı arkadaşlar 2 artı m. Çünkü burada m artı 1 var. Burada da 1 var. X'in katsayısı toplam 2 artı m eşittir 0 diyeceksiniz. Bu sabit sayı 2n eksi 1 de yine 0 eşiteceksiniz arkadaşlar. Burada m'yi ne bulacaksınız? M'yi ne bulacaksınız? Eksi 2 bulacaksınız. N'yi ne bulacaksınız? 1 bölü 2 bulacaksınız. M kaç? Eksi 2. N ne? 1 bölü 2. Eksi 2'ye 1 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. M n ikilisi demiş değil mi? Evet m n ikilisi. 14. soru. Polinom veriliyor. Qx polinomunun sabit terim eksi 2. Arkadaşlar sabit terim kelimesini görünce x n'e ne yazıyorsunuz? 0 yazıyorsunuz. Bakın x n'e 0 yazıyorsunuz. Nerede? Bu polinomda bakın. Bu polinomda sabit terim neymiş? Q0 neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 2'ye eşitmiş. Bu 1. Şu ifadeye en son bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bakın bu ifadeye en son bakıyorsunuz. Katsayılar toplamı diyor. Katsayılar toplamı görünce de kelimesini görünce de x n'e ne yazacağız? 1. Nerede hangi polinomun? Bu polinomun diyor. Bakın bu polinomun katsayılar toplamı. Orada 1 yazarsanız size neyi soruyor arkadaşlar? P1'i soruyor. Şimdi verilenleri isteneni yazdıktan sonra kafayı kaldırıyorsun. Yukarıya bakıyorsun. Bakın buranın ne olmasını istiyorsun arkadaşım? Buranın ne olmasını istiyorsun? 1 olmasını istiyorsun. Çünkü sen P1 arıyorsun. Buranın 1 olması için x'e ne yazmalıyız arkadaşlar o ifade? 2 yazmalıyız. Bakın x'e 2 yazarsanız burası P1 olacak.
Karşı taraf bakın 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 4 kere 2, 8. 2 çıkartın 6. Burası 6. x'e 2 edersen 2 eksi 2 bakın burası ne olacak? Q0 olacak. x'e 2 ederseniz 2 eksi 1 buradan ne gelecek? 1. Zaten biz bakın Q0'ı biliyoruz. Q0 neye eşit arkadaşlar? Eksi 2 eşitti. Burası P1. Buraya eksi 2 ederseniz bakın şuraya eksi 2 yazacaksınız. 6 tane eksi 2 neyse yazayım. 6 çarpı eksi 2 artı 1 diyeceksiniz. O da eksi 12. Bir daha ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 11 diyeceğiz. Cevap Denizli. Devam ediyoruz 15. soruyla. Px polinom için diyor. Bakın şöyle bir ifade vermiş arkadaşlar. Px polinom x eksi 2 ile bölümden kalan kaçtır diye soruyor. Şimdi kalanı bulurken arkadaşlar ne yapıyorduk? Bölen polinomu sıfır eşitliyorduk. En yüksek dereceli terimi çekiyorsun. X ne yazan? 2. Nerede? Hangi polinomu bölüyorsan orada gidip burada 2 yazıyorsunuz. Siz P2 arıyorsunuz. Şimdi P2 arıyoruz. Bakın bize de şöyle bir ifade vermiş. P2 için arkadaşlar x yerine bir 2 yazıyorum. X yerine 2 yazarsanız bakın 2 tane P-2 artı eksi pardon 3 tane P2 olacak. X yerine 2 yazıyorum. Bakın 2 yazarsanız 2 kere 2 4 3 tane yazacaksınız. Burası 7 olacak arkadaşlar. Şimdi bakın P2 bulmaya çalışırken karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Eksi 2 çıktı. P-2 çıktı. Bir de X yerine eksi 2 yazıyorum arkadaşlar. X yerine eksi 2 yazıyorum. X yerine eksi 2 yazarsak bu sefer burası 2 tane P2 olacak. Burası 3 tane P-2 olacak. X'e eksi 2 yazıyorum. 2 ile eksi 2 çarpın. Eksi 4. 3 daha. Burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 1. Şimdi bize neyi soruyor? Bize P2 arıyoruz arkadaşlar. Bakın biz P2 arıyoruz. P2 arıyoruz. P-2'yi ne yapmanız lazım? Yok etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar bakın P2 arıyorsunuz. Siz gittiniz mesela burada ilkinde bir, burayı da eksi 2 eşitleyebilirdiniz. Burayı 2 eşitlersen burası bu sefer P-2 gelecek. Yine karşına P-2 yine çıkacaktı. Sen P2 arıyorsun. O zaman P-2'yi yok edeceksin. Şimdi P-2'yi yok etmek için arkadaşlar bakın şurada P-2 var. Burada da P-2 var. Bunları yok etmek için şöyle yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunu 3'te çarpıyorum. 3'te çarparsanız bakın burası 6 tane P-2 yapar. Aşağıdaki ifadeyi de 2 ile çarpıyorum ve tekrar yazıyorum bakın ifadeleri. Amacımız P-2'yi yok etmek. Bakın 6 tane P-2 oldu yukarısı. Eksi 9 tane P-2 oldu. 3 kere 7 ne? 21. Şimdi aşağıda neyle çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsan 4 tane P2. 2 ile çarparsan 6 tane P-2. Eşittir ne olacak arkadaşlar? Eksi 2. Taraflara toplarsanız bakın P-2'lerden kurtuldunuz. Sol tarafta eksi 5 tane P2 kaldı. Sağ tarafta ne eşit arkadaşlar? 20'ye mi eşit oluyor? 3 kere 7 21. Burayı neyle çarptık? Evet yok. Eksi 19 mi? Yok. 3 kere 21. Evet eksi 2. 19 eşit oluyor. Biz P2 arıyoruz. P2 de ne eşit arkadaşlar? Eksi 19 bölü 5. Her tarafı eksi 5'e bölerseniz. Polinomu 4. dereceden hissediyor arkadaşlar. Bakın zaten burada x küp var. X var. 4. dereceden ise polinomun katsayıları toplamı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi polinomun 4. dereceden ise arkadaşlar bakın şuranın 2m-1'i neye eşit olması lazım arkadaşlar? 2m-1'in 4'e eşit olması lazım. Şimdi px eşittir. Bakın 2m-1 4 dersek zaten orası 2x üzeri 4 yapar arkadaşlar. Artı şimdi burada m'yi bulalım. M ne eşit arkadaşlar? M bakın 2m eşittir 5. M ne olacak arkadaşlar? 5 bölü 2. Bakın şuraya 5 bölü 2 yazacağız. M yerine 5 bölü 2 yazarsanız arkadaşlar 5 bölü 2 ne demek arkadaşlar? 2,5 öyle yazın bakın 2,5. Burada da 1 var. Burası 3,5 olacak arkadaşlar. Yani 7 bölü 2 x küp olacak. Artı x eksi 2. Size bu polinomun katsayılar toplamı soruyor. Katsayılar toplamı bulmak için x'e ne yazıyorduk? 1 yazıyorduk. Burada 1 yazıyorum. Bakın x'e ne 1 yazıyorum. P1. Burası 2 yapacak. X'e ne 1 yazarsanız burası 7 bölü 2. X'e ne 1 yazarsanız burası 1 eksi 2 yapacak. Bunda bakın ondalık vermiş. Biz de ondalığa geçelim. 2 ile eksi 2 birbirini götürecek. Burası 3,5. Bir daha ne diyeceğiz arkadaşlar? 4,5 diyeceğiz cevap Edirne. Devam ediyoruz. Eşitliği veriliyor diyor. Buna göre px polinom x artı 1 ile bölümden kalan nedir diyor. Arkadaşlar kalanı nasıl buluyormuşuz? Bakın buraya en son bakıyorsunuz arkadaşlar. Oraya işlem yaparken bakacaksınız. Bölen polinomu 0 eşitliyorsunuz. En yüksek dereceyi çekiyorsunuz. Yani x'i çektik burada. X'in eksi 1'e gidip burada yazıyorsunuz. Bakın size px'in kalanını soruyor. Yani siz ne arıyorsunuz arkadaşlar? P eksi 1 arıyorsunuz. Önce neyi aradığınızı bulun. Şimdi kafayı kaldırın. Buranın eksi 1 olmasını istiyorsunuz. O zaman x'e ne yazmalısınız? Eksi 3 yazmalısınız. Bakın x'e eksi 3 yazarsanız orası p eksi 1 olur. Biz zaten bunu arıyoruz. Bakın x'e eksi 3 yazarsak arkadaşlar bakın burası 0 çarpı q eksi 2 yapacak ve ondan kurtulacağız. 4 diyeceğiz. Bunlar götürdü. Biz p eksi 1 arıyoruz. P eksi 1 ne eşit arkadaşlar? P eksi 1 4 eşit. 18 soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İşlemi yapılıp düzenlenince bir terim 8x kare olduğuna göre diyor artı b kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bunun Türkçesi şu. Bu çarpımı yapacakmışız. X kareli terimin katsayısı söyleyeceksiniz. Bakın çarpımı yapıldığında x kareli terimin katsayısı nedir sorusuyla aynı. Şimdi tabii hepsini çarpmayacağız. Şimdi şöyle düşünün. X kareli terimler elde etmeye çalışacaksınız mesela. X kareyle neyi çarparsanız x kare gelir yan taraftan. 3'ü çarparsanız x kareyle 3'ü çarparsanız 3x kare gelecek.
X'de neyi çarparsanız x kare gelir. Bx'i çarparsanız x'de bx'i çarparsanız oradan bx kare gelir. X'de a ile neyi çarparsanız x kare gelir. X kareyi çarparsanız ax kare gelir. Bu neye eşit olacakmış arkadaşlar? 8x kare eşit olacakmış. Sol tarafta x karenin katsayısı 3 artı b artı a eşittir. Sağ tarafta x karenin katsayısı 8 edeceğiz. Bize b artı a'yı soruyor zaten. 3'ü karşıya atarsanız ne bulacaksınız? 5. Devam ediyoruz. Bir tane polinom vermiş. 2x eksi 1 ile tam bölünebilmesi için m ile n doğal sayılar arasında nasıl bir bağıntı olmalıdır diye soruyor. Arkadaşlar tam bölünüyor ya da kalansız bölünüyor ya da çarpanlarından biri derse kalan ne olacakmış? 0 olacakmış. Yani şimdi 2x eksi 1'i 0'a eşitliyorsunuz. Bu polinomun x yerine 1 bölü 2 yazdığınızda kalan ne olacak arkadaşlar? Kalan 0 olacak. X yerine gidip 1 bölü 2 yazıyorum. Bakın 4 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 üzeri 2n eksi 1 artı 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2n artı 2 üzeri eksi m eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 0 diyeceğiz. Şimdi şurayı düzenlersek arkadaşlar 1 bölü 2'den 1 çıkartırsanız burası eksi 1 bölü 2 kalacak. Eksi 1 bölü 2 üzeri 2n eksi 1 artı 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2n artı 2 üzeri eksi m. Artık bundan sonra arkadaşlar üstü sayılarda işlemler. Şimdi bakın üst tek arkadaşlar niye tek? 2n kesinlikle çifttir. Çünkü n doğal sayıymış. Ondan 1 çıkartırsanız sonuç ne olacak? Tek olacak. Eksi sayının tek kuvveti sonuç negatif olacak. Arkadaşlar burayı eksi 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2n eksi 1 diyorum artık bakın. Eksiyi başa attım arkadaşlar. Artı şu satırı bir daha yazayım. Bakın 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2n artı 2 üzeri eksi m şimdilik işimize yaramayacak. Eşittir 0. Şimdi arkadaşlar şuradaki soldaki 1 bölü 2 üzeri 2n'leri birleştireceğim. Nasıl birleştireceğim? Bakın şimdi eksi 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2n diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada eksi 1 var. O eksi 1'i şöyle yapıyorum. Bakın 1 bölü 2 üzeri eksi 1 arkadaşlar. Bu 2 bölü 1 yapıp üstü ne yapıyorsun? İşaret değiştiriyorsunuz. Yani şu eksi 1'i ben şu şekilde yazabilirim işte. Ne yazabilirmişim? 2. 2 bölü 1'de ne yapar? 2 yapar. Üstüne 1 yazdım. Şimdi yan tarafta 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri ne yaptı arkadaşlar? 2n yaptı. Şimdi bakın amacıma ulaştım. O 2, 1 bölü 2 üzeri 2n'leri birleştirdim arkadaşlar. Nasıl birleştirdim? Bakın burada 8 tane var. Burada da 4 tane var. Yalnız buradaki eksi 8 tane. Buradaki 4 tane. Yani 1 bölü 2 üzeri 2 ne parantezini alırsanız bakın birincisinde eksi 8 var. İkincisinde ne var arkadaşlar? 4 var. Yan tarafta 2 üzeri eksi m var. Eşittir ne? 0. Son olarak arkadaşlar burayı tekrar düzenliyorum. Bakın burası eksi 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2 n'ye geldi. Burası da 2 üzeri eksi m eşittir ne arkadaşlar? 0. Şu eksiyi karşıya atarsam ne olacak o zaman? 2 üzeri eksi m solda kalacak. Burası da 1 bölü 2 üzeri 2 n. Çarpı ne var dışarıda? 4 var. Eksi 4'ü karşıya attım. Sol tarafı da 2'nin kuvveti ederseniz bakın burası arkadaşlar 2 üzeri 2. 2 üzeri eksi 2 ne yapar? Şimdi taban aynısı üstte eşit. Bakın sol tarafta üst eksi m. Sağ tarafta üst ne gelecek arkadaşlar? 2 eksi 2 neye gelecek? Bize neyi soruyor? M ile n arasındaki bağıntıyı soruyor. Arkadaşlar 2n'i sol tarafa atmış. M'i sağ tarafa atmış. 2n neye eşit olacak? 2 artı m'ye eşit olacak. Bunu soruyor bakın Adana. Polinom vermiş arkadaşlar. X eksi 2'nin karesiyle tam bölünüyorsa b kaçtır diyor. Arkadaşlar bu türev yardımıyla kısa bir yolu var bunun. Ama 10. sınıf öğrenciler için türev henüz görmedikleri için biz bunu normal uzun uzun 10. sınıf öğrencileri için anlatalım. Şimdi arkadaşlar x eksi 2'nin karesiyle tam bölünüyorsa yani bakın yine tam bölünüyor demiş. Kalan 0 olacak arkadaşlar. Bunu bir açalım. Bunu açarsak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı katı. Eksi 4x. İkincinin karesi ne diyeceğiz arkadaşlar? 4. Eşittir 0 diyeceksiniz. Kalan nasıl buluyorduk? Bölen polinom 0 eşitleyip en yüksek dereceli terim yalnız bırakıyorduk. Yani burada en yüksek dereceli terim x karedir. X kare gördüğüm yere ne yazacağım? 4x eksi 4 yazacağım. Şimdi soruya bakarsanız yani polinoma bakarsanız x kare yok. X küp var. Şimdi x kareden x küp bulacağım arkadaşlar bakın. X kare arkadaşlar 4x eksi 4 ise bakın x küp nedir? Her tarafı x ile çarpın. Buraya bakın x ile çarpıyorum. O zaman x küp şu olacak arkadaşlar. X küp bakın x ile çarpıyorum. 4x kare eksi 4x olacak. Şimdi bakın x kare neye eşitti buna? X kareye gelip tekrar burada yazın arkadaşlar. 4 çarpı x kare yerine 4 eksi x, 4 x eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 x dışarıda. Bakın arkadaşlar x küp neye eşitmiş? 4 kere 4, 16 x, eksi 16, eksi 4 x dışarıda. X küp gördüğünüz yere arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Yani 12 x eksi 16 yazıyorsunuz. X küp gördüğüm yere bunu yazarsam ne olacak? Bakın x küp gördüğüm yere bunu yazarsam ne olacak ifade? A çarpı x küp gördüğüm yere ne yazıyormuşum? 12 x eksi 16 yazıyormuşum. Artı bx artı 3 tam bölünüyor derse kalan ne olacakmış arkadaşlar? 0. Şimdi bunu düzenleyelim. Düzenleyelim derken arkadaşlar 0 polinom eşitleyeceğiz. Bakın sol taraf burayı dağıtırsak bakın burası ne olacak arkadaşlar? 12 ax eksi 16 a artı bx artı 3 eşittir 0.
Sıfır polinomda şu sol tarafta x'in katsayısı, bakın dikkat edin, 12a x artı b eşittir 0. Solda sayı ne? Sağ tarafta x'li terim yok. X'in katsayısını 0 eşitledim. Buradaki sabit sayı 3 eksi 16a'yı da 0 eşitliyorum. Buradan a ne gelecek arkadaşlar? A 3 bölü 16 gelecek. Bakın bize a'yı sormuyor, bize b'yi soruyordu. Bu a'yı gidip şurada yerine yazarsanız b'yi bulacaksınız. Bakın a'ya 3 bölü 16 yazıyorum. 12 çarpı 3 bölü 16 diyorum. Artı b eşittir ne diyeceğim? 0 diyeceğim. Buradan 4 ile sadeleştirsem 3 kalacak. Burada 4 kalacak. B ne eşit arkadaşlar? At karşıya. Eksi 9 bölü 4 eşit. B ne eşit? Eksi 9 bölü 4 eşit. Bize b'yi soruyor. B eksi 9 bölü 4. Devam ediyoruz. 3 tane polinom vermiş arkadaşlar. Yani polinom demeyelim de. X'li ifade vermiş. Bunların OBEB olan polinomun katsayıları toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar OBEB ortak bölen demek. Şimdi bunu bir çarpanlarına ayıralım. Bakın m'yi düzenlersek arkadaşlar. M'ye dikkatli bakın. 2'ye parantezden alabilirsiniz. 2'ye parantezden alırsanız 4x kare eksi 1 kalır. Bu 4x kare eksi 1 de arkadaşlar 2 kare farkı. 2 kare farkı 4x kare eksi 1 arkadaşlar şöyle yazabilirsiniz. Bakın 4x kare eksi 1. Malum bu neyin karesi? 2x'in karesi. Eksi 1'in karesi. 2 kare farkı da neydi arkadaşlar? Bir çıkartıp bir de topluyordunuz. Çarpıyordunuz. 2x eksi 1, 2x artı 1 yazdık. Zaten buraya direkt 4x parantezden alabiliyorsunuz. Bakın n'yi 4x parantezden alırsanız arkadaşlar direkt ne kalacak burada? 2x yan tarafta ne kalacak? 1. Ve son olarak p'de arkadaşlar 2 parantezden alırsanız yine bakın orası ne gelecek? 4x kare eksi 1 gelecek. Yine 4x kare eksi 1 geldi. Yine bunu 2 kare farkı yazarsak o da 2 çarpı 2x eksi 1'e 2x artı 1'miş arkadaşlar. Şimdi bize ne diyor? Bakın OBEB'de arkadaşlar. OBEB neydi? Ortak bölen. Ortak bölen. Şimdi bakın ortak bölenler gözüküyor arkadaşlar. Bakın m, n, p'ye dikkatli bakarsanız arkadaşlar OBEB. OBEB ne olacak? 2 var. Hepsinde de ortak bölen 2 var. Bir de ne var arkadaşlar? Dikkatli bakın. 2x artı 1 var. İşte bize bu polinomun katsayılar toplamını soruyor. Katsayılar toplamını bulmak için ne yazacağız? 1 yazacağız. Burada 1 yazarsanız 2 çarpı. Burada 1 yazarsanız 3 gelir. 2 kere 3 ne diyeceksiniz arkadaşlar? 6. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.